Efendim 20 Şubat Perşembe bugün ve 18 ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. İlk haberimiz Ordu'dan geliyor. Malumunuz artık sosyal medya hayatımızın birçok yönünde var, birçok noktasında var. Belki de hayatımızı yönlendiren artık bir sosyal medya var ve bunun da bir uzmanı var. Bugün Ordu'da Büyükşehir Belediyesi kapsamında düzenlenen bir konferans vardı. Konferansta Uluslararası Sosyal Medya Derneği ve sosyal medya uzmanı olan Sait Ercan Bey, Kendini Keşfet, Kendini Yönet isimli konferansıyla sosyal medyaya değindi. Sosyal medya alanında Türkiye ve dünyanın ilk sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Sosyal Medya Derneği, USMED Başkanı Sosyal Medya Uzmanı Sait Ercan, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kendini Keşfet, Kendini Yönet semineriyle ordularla buluştu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Gülyalı, Fatsa, Kumru ve Ünye ilçelerinde seminer düzenleyen sosyal medya uzmanı Sait Ercan, internet ve sosyal medya bağımlılığının günümüzdeki olumsuz yönleri ve yol açtığı tehlikelere dikkat çekti. Dediğimiz lob yanıyor. Yandıktan sonra siz çok güzel sarma var. Kızım sarma 20 dopamin. Ama telefon 2. Bakın burada ön frontal lob, sağ beyin, sol beyin, tamam mı? Burada sizin günde 200 dopamin aldığınızda mutlu bir bireysiniz. Dersleriniz çok iyi gider, hayatınız çok iyi gider, uykunuzdan lezzet alırsınız. 200 dopamin. Telefon ve sosyal medya kullandığınızda beyin dopaminiz 2000'e çıkıyor. Bu merkez yanıyor. 2000, bak. Bilgisayar. Çünkü telefon bizim rüzgarımızı hep buraya kadar tuttuğu için buranın dışındaki çok uzakmış gibi geliyor. Onun için ben gelip konferansta tam buradaki öğrenciye merhaba, ismi ne? Gökteniz dediğimde çıkmasınız robotlar, yapay zeka robotlar bu sahneye çıkacak. Sahneye çıkmaktan korkmayın. Şimdi şöyle yapalım. İki, sen kal, sen böyle yat. Tamam. Evet. Şimdi sen ve sen elini şöyle yapıyorsun. Tamam, sen de yap. Siz de eli açtırıyorsunuz. 3'e kadar sayıyorum, eli açtırın. 1, 2, 3, başla. Evet, açtırıyorum. Say. 3'e kadar. 1. İlker, elini açabilir misin? Hadi. Hadi aç. Hadi kırma bizi. Hadi. Ah, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Niye siz önce aklınıza böyle vah vah. Ya niye sözde açmadı mı? Söyledi mi? Ne dedi? Elini açar mısın kanka? Elini aç. Bak çok güzel. Bir de kanka demiş. Kanka aç ya. El aç. Önce aklımızı alkışlayalım bu arada arkadaşlarımızı. Evet. Oturabilirsiniz. Önce aklımıza neden iletişim gelmiyor? Bak ilk kere önce açmak istemedi. Ama ya ilk kere aç elini. Biz oluyoruz bak. Hemen ne yaptı? Tatlı değil, yılanı deliğine geri sokar demiş otomobiliz değil mi? Çünkü yılanın dışarıda olması iyi değil. Yani muhtemelen yerinde olsa daha iyi. Onun için bundan sonraki iletişimlerinizde özellikle aile içi iletişimde bakın aile içi iletişimde siz İletişim dilinde dokunsal iletişimi tercih ederseniz kardeşlerinize karşı bu iletişimi sürdürürsünüz. Önce ne yapacağız? Sözlü iletişim hayatımızı etkiliyor. Şimdi şöyle bilimsel bir şey arayan yok mu? Arada şunu sordum. Hocam ben şunu araştırdım. Haklısınız yaptım. Gerçekten eğlenceli bir konferans gibi görünüyor buradan efendim. Şimdi Türk milleti olarak biz ticarete yatkın insanlarız. En kolay ticaret yaptığımız alışverişlerden bir tanesi de araba alışverişi. Uygun bir araç alırız, fiyatını uygun düşürmüşüzdür. Gözümüzde para kazanmak var. İşte 3 lira 5 lira kereyle satabiliriz deriz ki dolayısıyla bu belli bir zaman sonra araç ticaretine döner ve ayaküstü yapılan bir araç ticaretine döner. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor ki bundan böyle yıl içerisinde 3 araçtan fazla alışveriş yaparsanız ceza var. Eğer bunu yapacaksanız bildiğiniz emlakçı, galerici olacaksınız. Bir mekanınız olacak. Vergi dairesine tabi olacaksınız. Böyle bir kural geliyor. Şimdi galerici bir arkadaşımızla sohbetimiz var. Efendim, vatandaşların araç talepleri nasıl? Düşüş, artış var mıdır? Yani ister istemez düşüş var. Alım gücü azaldı. Araba fiyatları sürekli yükseliyor.
Yani bir ay önce sattığımız arabayı şu anda biz sattığımız parayı değil biz bile alamıyoruz yani. Yani acayip derecede bir şekilde fiyatların yükselişi var. Yani alım gücü de azaldı. Yani arabalar ateş pahası desem yeridir yani. Senelik 3 araç harici satış cezası nedir? Vallahi devlet bu konuya bir çözüm yolu oluşturdu. 3 araçtan fazla alanlara bir ceza uydurumu gerçekleştiriyorlar. Yani gerçekten güzel bir şey. Çünkü burada biz vergimizi ödüyoruz. İşte masraflarımız oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama vatandaş bunu berberi de, manavı da, işte ne bileyim herkes bu işi kendi çapında 50 bin lira, 100 bin lira parası olan herkes bu işi yapıyor. Yani bunun içinde bir belgeler falan çıktı. İnşallah daha ya da iyi olur yani bu belgeler falan. Devlet bazı düzenlemeler getiriyor şu anda. Yani şöyle söyleyeyim, bunun önüne dediğimiz gibi yani farklı boyutlar. Yani 3 araçtan tamam vekaletle satış yapıyorlar. 3 araba ondan ister istemez vatandaş 3 araba ama 3 öyle gidiyor. En azından bu şekilde bir düzenleme getirilerek cezalardı. İşte bunun gibi daha fazla yaptırımlar getirerek en azından bizim gibi esnafların da önü açılmış olur. Vatandaş da en azından gelir buradan rahat bir şekilde aracını alır. Fiyatlar da biraz daha en azından düzelir. Şimdi satıcı da farklı bir fiyat yazıyor. Adamın paraya ihtiyacı yok, bir şey yok. Sahibinden atıyor. O ondan görüyor, farklı bir rakam yazıyor. Öteki farklı bir rakam yazıyor. Yani sürekli fiyatlar şişiyor. En azından bazı şeylere düzenleme gelir. Efendim, 2019 yerel seçimlerin üzerinden 1,5 ay sonra tam 1 yıl geçmiş olacak. Ve bizim Moda TV sosyal medya hesabımızda geçtiğimiz hafta içerisinde bir anketleme vardı. Ünye Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz diye. Yaklaşık 2000'in üzerinde bir oy kullanımı vardı ve yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 40.000 civarında da erişim vardı. Tabii çoğu erişimi görüp oy kullanmayanlar da vardı, kararsız olanlar da vardı. Ama anketten ne çıktı? %51 başarılı buluyoruz dediler. %49 oranında ise başarılı bulmuyoruz dediler. Ve biz bugün mikrofonu halka uzattık. Efendim, Ünye Belediyesi çalışmalarından memnun musunuz? Memnunuz. Memnunuz, çalışıyor. Neler düşünüyorsunuz? Ya ne düşünelim? Güzel çalışıyor. Her tarafta şeyi var yani. Teşekkür ederiz. Her taraftan çalışıyor. Öyle bir şeyimiz yok yani. Memnun değiliz de belediyeden memnunuz. Başkanımızdan da memnunuz ama belediyemiz önceden güç kuvvet alamadığı için Ordu Büyükşehir'den maalesef çalışamıyor. Neden memnun değilsiniz? Ya köy yollarımız yapılacak. Mahalle içinde çalışmalarımız olmuyor. Ne bileyim, duraklama var yani. Çok büyük duraklama var işte. Çalışmada duraklama var. Bir çöp muammasıdır gidiyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet İlmi Güler Ünye'ye gelerek dedi ki Ünye'nin 35 yıllık çöp sorununu çözdük dedi ve çöp alanını tamamen bertaraf etti, kapattı. Güzel oldu, mükemmeldi. Ardından ilk üyesinde çöple alakalı bir çatlaklık çıktı. Ünye bu işi nasıl çözmüştü? Ünye bu işi ayrıştırma tesisini ayrıştırıp buradan yakıt olarak kullanılacak olanlarını Ünye Çimento'ya verecekti. Ünye Çimento fabrikası da burada yakacaktı. Ancak B planı galiba uygulanmadı, yapılmadı, düşünülmedi. Şu an için Ünye Çimento fabrikasında fırınlarında olan tadilattan dolayı yaklaşık 40 günlük bir tadilat olacağı da söyleniyor. Çöplerimiz nereye gidiyor? Yine eskisi gibi Ünye'deki çöp alanına gidiyor. Ünye Çimento Fabrika katı atık yakma fırında yapılacak olan tadilat nedeniyle çöp yakma işine 40 gün durdurulduğu öğrenildi. Biriken çöp ülkü vezilerin alana çöp kamyonlarının girişine izin vermedikleri için, ayrıştırılan çöplerin depolanacak yer bulunamadığı için sessiz sedasız Ünye çöp alanına dökülmeye başlandı. Haber hattımıza gelen ihbarı araştırmak amacıyla olay yerine gittiğimizde söylendiği gibi 1,5 saate bir iyileştirme yapılan Ünye, eski çöp alanının bir kısmına ayrıştırılmış çöpün döküldüğünü tespit ettik. Orada bulunan yetkililerden aldığımız bilgiye göre Ünye Çimento Fabrikası tadilat veya arıza, bakım gibi durumlarında ayrıştırılmış çöpün buraya dökülmesi kararlaştırıldı. Ve buraya çöp döküldüğünde rüzgardan sağa sola uçmasını önlemek amaçlı etrafının kapatılması çalışmasının yapıldığı bildirildi. Ve çöp deyince dönüyoruz ilk küveze. İlk küvez ne durumda?
İl Küvez mahalleler arasında eylemle ilgili bir nöbet çizelgesi oluşturdu. Her akşam bir mahalle orada nöbette kalacak. Ancak bugün yaşanan bir gelişme daha var. İl Küvez'de orada eylemde bulunanlar doğal olarak sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlar, canlı yayınlar yapıyorlar, işte fotoğraflar atıyorlar. Bunun üzerine bugün jandarma ekipleri tarafından ifadeye çağrıldılar. Sonuç bekleniyor şu an. Çaybaşı ilçesi İl Küvez Mahallesi Göksu mevkisi Kepçeli Pınar Yaylası'na Büyükşehir Belediyesi'nin dökümünü yaptığı çöp alanında nöbet tutan İl Küvez halkı 2 aydır nöbetini aralıksız devam ettiriyor. Nöbetlerini tutan vatandaşlar sosyal medyada çöp sorunu ile ilgili paylaşımlarda bulunarak çöp sorununu dile getirmelerinden dolayı asayiş ekipleri tarafından alınarak ifade verdiklerini söylüyor. Ayrıca mahalleliler kendi aralarında nöbet tutmaya başlamışlardır. 17 Şubat akşamı Kapılı Mahallesi ile başlayan nöbet 18 Şubat'ta Aşıklı Çakıllı, 19 Şubat'ta Akbaba Gürcek mahalle sakinleriyle devam etti. 20 Şubat yani bu akşam gönüllülerin tutacağı nöbet diğer akşamlarda ise şöyle olacak. 21 Şubat Köklük, 22 Şubat Devecik, Yenice 23 Şubat Devecik, 24 Şubat Yoğunoluk Şenollar, 25 Şubat Taşkesi, 26 Şubat Dereköy, 27 Şubat Yivdinli Kardı Göksu mahalleleri olarak planlandı. Evet, çadırının içi. Arkadaşlar sohbet ediyor şu anda. İdris abi, Facebook paylaşımından içeri alımlar başladı. Haberin var mı? İfadeye çağırıyorlar arkadaşları Facebook'tan. Abi olamaz, böyle bir şey olur mu ya? Bugün bu yeni dosya. Facebook'tan başladı. Abi herkesin iletişim hakkı var, sosyal medya hakkı var. Herkes bu da doğal hakkını sonuna kadar kullanabilir. Herhangi bir kurumu rencide etmeksizin herkesin bu iletişim hakkını kullanma hakkı vardır yani. Kesinlikle o zaman bu Facebook kaldırsınlar kurucusun için Facebook kurmuş ki insanların sosyal iletişimi. Evet abi, biz de anlamadığımız durum bu zaten. Facebook'tan paylaşan arkadaşları sırayla ifadeye çağırmışlar. İsa Karayit, Mehmet Yanık, Efe Karayit, şu an duyduğumuz isimler. İl Küvezliler artık bununla da karşılaştılar. Buna kadar birçok yasakla karşılaşmışlardı ve bugün itibariyle herhalde sosyal medya yasağı da geldi galiba, öyle görünüyor. Efendim dönüyoruz spor haberlerimize. Akkuş'a yönelmek istiyorum öncelikle. Akkuş Belediye Spor, zaman zaman burada ekranlarda da sizlere aktarıyoruz, başarılarına doymuyor. Sadece bir alanda değil, bir koç alanda da kendi başarılarını ispatlıyor. Bugün bir haberimizde Akkuş Belediye Spor boks takımından geliyor. Akkuş Belediye Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren branşlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Genç boksör erkekler il müsabakasında boksörümüz Muratcan Çayıroğlu 64 kilogramda il birincisi, 54 kilogramda Muhsin Kuyumcu ise il ikincisi olmuştur. Antrenörümüz Muhammed Ali Ballıoğlu ve her iki sporcumuza tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Akkuşlu boksörler Ordu il müsabakalarından madalya ile döndüler. Muratcan Çayıroğlu 64 kilogramda il birincisi, 54 kilogramda Muhsin Kuyumcu ise il ikincisi oldu. Biz de Akkuş Belediye Spor takımında yer alan sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bol bol madalyalarla gittikleri müsabakalardan gelirler. Efendim dönüyoruz Ünyespor'a. Ünyespor pazar günü deplasmana gidecek Merzifon'a ve bugün çift kale antrenmanlar yapıldı.
Çalışmalarla ilgili ve maç süreciyle ilgili ilk etapta antrenör Mehmet Dönmez bir açıklama yaptı. Saygıdeğer izleyenler, dikte kalma mücadelesi veren 1957 Dünya Spor Teknik Direktörü hocamızla beraberiz. Kendisine hem kayıp puanı soralım hem de takımın geleceğini nasıl görüyor? Mezufon maçıyla ilgili neler düşünüyor? Öncelikle 2 hafta içeride 5 puan gibi puan kaybettik. O puanları almış olsaydık şu anda zaten üsttekilerle düşme potasında bir aramızda bayağı bir puan farkı olacaktı. Bu şekilde olmadı diyelim. Niksar maçında işte rakip 10 kişi kaldı. İlk yarı bence biraz daha derli toplu, daha hücumsal olarak üretkendik. İkinci yarı biraz hücumsal olarak üretkenlikte sıkıntı yaşadık. Bizim bir de iç sahada bize karşı oynayan rakiplerde savunmayı geride yapan takımlarda zorluk yaşadığımız görünüyor. Bu iki haftadır bunu hissetmeye başladık. Ha, bize önde oynayan takımlarda biraz daha rahat, daha üretken oluyoruz. Böyle bir şeyle karşı. İnşallah bunları da ilerleyen haftalar çözeceğiz. Merzbon maçına gelecek olursak, Merzbon takımı hiç içeride benim bildiğim bu sene yenilmedi. Mağlubiyeti yok. Evet. Beraberliği var herhalde. Bir 3-4 tane bir beraberliği var. İkinci yarının çıkış yapan takımı. Zor bir müsabaka mı? Zor müsabaka. Her maç zor zaten bizim. Her maçımız final değerinde geçiyor. Ama sonuçta Merzbon 27 puanda. Biraz daha rahat. Ama biz de altlardan kurtulmak için bizler de biraz daha işte puana ihtiyacımız olduğu için biz daha böyle zor durumda olduğumuz için zor bir maç olacağını düşünüyorum. İyi bir sonuçta dönebilir miyiz? Dönebiliriz. Yani iyi bir sonuçta gelebiliriz. Bu 1 puan olur, artık 3 puan olur. Ama tabii biz her maçta nasıl yenmek için çıkıyorsak Merzbon'da yenmek için çıkacağız. Ünye 1957 Spor Kulüp Başkanı Ahmet Yıldıran'la bir açıklama yaparak hem takımın değerlendirmesini yaptı hem de bütün Ünyelileri maça davet etti. Saygıdeğer izleyenler, Ünye Spor gidiyordu, geliyordu, kayyuma kalıyordu derken Ünye'ye, Ünye Spor'a sevdalı, Ünye Spor'a gönül vermiş insanlardan Ahmet Yıldıran Başkan ve yardımcısı Hüseyin Şener'le beraberiz. Şimdi pazar günü Merzifon'da oynanacak maçla ilgili olarak soracağız. Ünye Spor nasıl gidiyor? Geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ne şartlar altında bu taşın altına elinizi soktuğunuzu biliyorsunuz. Taraftarlar için ne söylemek istersiniz Sayın Başkanım? Teşekkür ediyorum. Şimdi biz bildiğiniz gibi 3 maçı hedef belirlemiştik. İkisini aldık. Osmancık maçında bir ufak kaza yaşadık biliyorsunuz. Nazar boncuğu diyelim. Evet. Ondan sonraki maçlarımıza tekrar biz final maçı olarak görüyoruz zaten bütün maçı. En az 7 maçı almamız gerekiyordu. Ufak tefek aksaklıklar oluyor tabii, futbol bu. 3 neticeli bir oyun. Bunun akabinde Osmancık maçından sonra Atakum maçından 1 puanla geldik. Tabii şunu her zaman vurguluyoruz. Evet. Biz hakem hatalarına maruz kalıyoruz. Her maçta en az 2 tane, 3 tane penaltımız veriliyor. Biz hakemlerden her zaman söylediğimiz gibi adalet bekliyoruz. Buraya gelen hakemler bizde de korlamasın, kimseyi korlamasın. Gördüklerini çalsınlar. Biz bunları istiyoruz. Atakum maçından sonra bizim içeride oynayacağımız Niksar maçı gerçekten önemliydi. Bizim yol almamız, mesafe almamız açısından. Rakiplerimiz hep puan kaybetmişti. Biz o maçı alıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyorduk. Olmadı. Bir puan yetti bize. Oyuncularımız o maçın kaybetmenin, yani 2 puan kaybetmenin bilincindeler, üzgünler. Hafta içi yaptığımız toplantılarda, teknik heyetle, oyuncularımızla. Onlar da istemediklerini, yani böyle bir durumun %100 3 puan almamızın gerektiğinin ifadesini vurguladılar. Ama futbolda tabii ki bazı şeyler olmuyor. Onun akabinde hafta içinde çarşamba günü oynanan rakiplerimizin erteleme maçları vardı. Onlar da tam bizim istediğimiz gibi bir sonuç çıktı. Biz bu maçı almış olsaydık önümüzdeki Niksar Merzifon maçından getireceğimiz puan ve puanlar bizi hakikaten o tehlikeli bölgeden uzaklaştırmış olacaktı. Ama olsun. Futbolcularımız inançlı, çok hırslı çalışıyorlar. Teknik heyetimizin hafta içinde yaptığı konuşmalar futbolcular üzerinde gerçekten
güzel bir iletişim oldu diye düşünüyoruz. Hepsi yapılan, kaybedilen puanın bilincindeler. Üzgün olduklarını bizlere ifade ettiler. Hüseyin Başkanım'la tesislerden ayrılmıyoruz. Devamlı futbolcuların yanındayız. İhtiyaçlarını karşılıyoruz. Zaten futbolculara bizim şu anda borcumuz yok. Primlerini ödedik. Onun doğrultusunda Merzifon maçına bir eksiğimiz var, İbrahim kardeşimiz. Bir de kadro dışı kalan bir oyuncumuz var. Eren, santraforumuz. Onun da yerini dolduracak oyuncumuz var. Kimse Ünyespor'dan üstün değil. Onun bilincindeyiz. Teknik heyetimiz gerekli çalışmaları yaptı. İnşallah Merzifon maçından da iyi bir puanla ayrılacağımızın hesabını yapıyoruz. İyi bir, sıkı bir hazırlık içerisindeyiz. Bizler de Ünye 1957 spor takımına başarılar diliyoruz. İnşallah pazar günü gittiğimiz deplasmandan puanla değil puanlarla döneriz efendim. Bu akşam da hazırlanan haber bülteninin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Mutlu akşamlar diliyoruz.